1830'larda doğa bilimci Peter Wilhelm Land ve ekibi fosil toplamak için Brezilya'ya gelmişlerdi. Brezilya'da buldukları fosiller arasında milyonlarca yıllık dişler vardı. Araştırmacılar bu dişlerin bir sırttan alt grubuna ait olduğunu düşünüyorlardı. Ama yanılıyorlardı. Zamanla daha çok diş keşfettiler. Bunlar modern yırtıcıların sahip olduklarından çok daha büyüklerdi. Bunu fark ettiklerinde ona esaslı bir isim verdiler. Kılıç dişli kaplan. Bu heybetli canlı 2 milyon yıldan fazla bir süre dünyada hüküm sürdü. Ama sonra bir anda yok oldu. Bu gizemli yok oluşun sebebi ne olabilirdi? Bilimsel ismi Smilodon. Keşfettiğimiz en büyük kılıç dişli kedi. Daha çok bilinen ismiyle kılıç dişli kaplan. Aslında hepiniz onu buz devrinden biliyorsunuz. Diego. Bu harika avcı 2,3 metre uzunluğunda, yerden 1,2 metre yükseklikte ve 340 kilogram, hatta bazı kaynaklara göre 400 kilogram ağırlığa kadar çıkabiliyordu. Bulunan en büyük fosilin 2,75 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa sahip olduğu düşünülüyor. Aslında genelini baz alırsak onlar günümüzdeki aslanlardan biraz daha küçüklerdi. Fakat daha ağırlardı. Bacakları kısaydı. Tıpkı Amerikan Bobtail ile andırıyorlardı. Beli daha düşüktü ve daha uzun küre kemikleri vardı. Ön bacakları daha güçlüydü. Vücudu avlanmak için tasarlanmış gibiydi. Kılıç dişli kaplan geyik gibi hızlı koşan avları yakalamak için biraz hantal kalıyordu. Onun çok hızlı bir koşucu olmadığını biliyoruz. Hızı saatte 50 kilometre civarındaydı. Onların bir leopar ya da kaplan gibi hızlı çevik olmadıkları aşikar. Bu yüzden onun makroşenya ve yay dişi gibi daha yavaş hayvanları avladığını söyleyebiliriz. Onlar atalarına göre daha küçük türlerdi. Günümüzden 3 milyon yıl önce ile 10 bin yıl önce yaşadıklarını tahmin ediyoruz. Smilodonların en büyük türlerinde 28 cm uzunluğunda dişler vardı. Bu dişler 18 aylık bir sürede maksimum boyuta ulaşıyorlardı. Öne doğru eğik, kesici büyük dişler. Bu köpek dişler inceydi ve tırtıklıydı. Bu da onları bir hayli kırılgan yapıyordu. Ama aksini gösteren kanıtlar da var. Dişlerin kendi türüne ait diğer üyelerin kafatasını delebilecek kadar güçlü olduğuna işaret eden kanıtlar. Araştırmacılar Smilodonların kafataslarında kendi türünün dişleriyle uyumlu delikler bulmuşlardı. Bunu ancak bir başka Smilodon yapabilirdi. Yine de kılıç dişli kaplanın bu dişlerle bir sürüngen öldürebilmesi çok zor olacaktı. Elmacık kemikleri küçük olduğundan çene kuvvetleri azdı. Çene analizleri Smilodon'un bir aslanın sadece 3'te 1 kadar güçlü bir ısırık üretebileceğini gösteriyordu. O zaman Smilodonlar bu dişlerle 2 milyon yıl hayatta kalmayı nasıl başarabilmişlerdi? Bir taktikleri olmalıydı. Taktikleri oldukça dahiyaneydi. En hassas yeri belirle ve tek hamlede işi bitir. Hassas yer, yakaladıkları avların yüz bölgeleri oluyordu. Günümüzdeki aslanların aksine onlar sadece boyunları hedef alıyorlardı. Modern aslanlar avını boğarak öldürürler, avına kilitlenir, çenesini kenetler ve öldürürler. Ancak kılıç dişli kaplan bu hassas dişleriyle bunu başaramıyordu. Avını boynundan yakalıyor ve olabildiğince hızlı bir şekilde keskin dişlerini saplıyordu. Bu dişler avlarının boğazını kesmek için birebirdi. Çene kuvvetleri az olsa da kilitlenip bükme gücü modern aslanlarınkinden kat be kat yüksekti. Avın boğazında derin kesikler açıyorlardı. Dişlerini tıpkı kasap bıçağı gibi kullanıyorlardı. Bir başka görüşte ise karnı hedef alıyorlardı. Fakat bu pek mantıklı değil. Bu dişlerle karın kısmını hedef almaları pek mantıklı gözükmüyor. Yine de bazı bilim insanları dişlerinin kırılgan olduğu konusuna katılmıyor. Smilodon'un dişini çok iyi kullandığını düşünüyorlar. Önce muazzam gücünü kullanarak avı üzerinde iyi bir hakimiyet sağlıyor ve dişlerini tahmin edilenden çok daha fazla kez saplıyor. Kılıç dişli kaplanın köpek dişleri büyürken çene kasları küçüldü. Ancak bağlar dikey yönde geliştiği için bu yırtıcıların çeneleri daha hızlı kapanıyor ve çok iyi kilitleniyordu. Almanya'da yapılan kazılarda 320 bin ile 300 bin yıl önce Orta Avrupa'da yaşayan insanların kılıç dişli kaplanları uzaklaştırmak için tahta mızrak kullandığını gösteren kanıtlar bulunmuştu. Tahta mızrakların yanında Smilodon'a ait 5 adet diş ve kısmi bir bacak kemiği vardı. Yayınlanan makaleye göre bu tahta mızrakları kılıç dişli kaplandan korumak için insanlar yapmıştı. Dişte aşınma izlerinin olması kılıç dişli kaplanın genç yaşta dışarıdan gelen bir müdahale sonucunda öldüğüne işaret ediyordu. Bacak kemiğinde ise çukurlar, çizikler ve başka izler vardı. Homininler kemiği taş aletler yapmak için kullanmışlardı.
Bilim insanları Avrupa'da soyların tükendiğini düşünse de onlar hiç ihtimal vermedikleri tarihlerde Avrupa'da dolaşıyorlardı. Bu kedilerin ön taraftaki uzuvları günümüzdeki akrabalarına göre daha uzun ve daha güçlüydü. Bunlar onlara hızlı koşma yeteneği yerine güç kazandırmışlardı. Onların muazzam bir güce sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Afrika'daki bu aslanlar ağızlarını 65 dereceye kadar açabilirler. Simelodon ise 125 derece açabiliyordu. Boğaz yapıları incelendiğinde onların aynı bir aslan gibi kükrediği sonucuna varıldı. Son buzul çağından önce birçok ideal av vardı. Mamutlar, bizonlar, at, deve, dev tembel hayvan, karaca, Amerikan devesi, Amerikan antilopu ve tapir bunlardan bazıları. Bunların çoğu 5 ile 10 bin yıl önce yok oldu. Keskin iklim değişikliği ve insanların onların avına el atması simelodonların sonunu getirmiş gibi görünüyor. Simelodon gracilis yaklaşık bir jaguar büyüklüğünde 55 ile 100 kilogram ağırlığındaydı. Keşfettiğimiz en küçük türdü. Selefi Megantarion'la aynı büyüklükteydi. Ancak gracilis'in dişleri ve kafatası çok daha gelişmişti. 30 santimetrelik kafatasının içinde oldukça büyük bir beyni vardı. Bu büyük beyne bakarak onun günümüzdeki kedilerden daha zeki olduğunu söyleyebiliriz. Bulunan simelodon dişlerinin çoğu kırıktı. Bu da dişlerinin hassas bir yapıda olduğunu gösteriyor. Simelodon fatalis orta büyüklükteydi. 100 cm yükseklikte, 175 cm boyunda, yani bir aslanla aynı ebatlardaydı. Ancak günümüzdeki aslanlardan daha kaslı ve daha sağlamdı. Bu yüzden daha büyük bir vücut kütlesine sahipti. Simelodon populatörse en büyükleriydi. Geç Pleistosen döneminde Güney Amerika'da yaşıyordu. Uruguay'da bulunan kafatası 38 cm olarak ölçülmüştü. Ki bu da bize onun 420 ile 430 kilo arasında olabileceğini gösteriyor. Onu eğer arkadan görebilseydiniz bir sırtlanı andırdığını düşünecektiniz. Omuz yüksekliği 120 cm'ydi. Yüksek omuzları aşağıya doğru eğimli bir sırtı vardı. Diğer türlerine göre daha sağlam ve daha düz bir profile sahipti. Ayakları Bengal kaplanıyla kıyaslandığında daha büyüktü. Paleontolog Miller, kılıç dişli kaplanların tipik kedilerden daha çok bir buldoğa benzediğini düşünüyordu. Daha düşük bir dudak çizgisi, geriye çekilmiş burun ve daha alta yerleştirilmiş kulaklar. Simelodon ve diğer kılıç dişli kedilerin hem düz hem de renkli benekli türleri olduğu düşünülüyor. Erkek aslanların yelesi ya da kaplanların çizgileri gibi bazı detaylar fosilleri inceleyerek öğrenilemiyor. Bu bir hayli zor. Apex Predator, yani besin zincirinin zirvesindeki avlanamayan rakipsiz hayvanlar, doğanın kralları. Simelodon onlardan biriydi. La Brea katran çukurlarında büyük antik bizonları ve geviş getiren birçok hayvanı avlıyordu. Ama bu alemde tek değillerdi. Bulunan kemikler, onların uzun yıllar Direwolf ve Amerikan aslanlarıyla çetin bir mücadele içinde olduklarını gösteriyordu. Direwolf daha çok otlaklarda yaşayan hayvanları tercih ediyordu. Simelodon ise tapir, bizon gibi hayvanları gözüne kestirmişti. La Brea bölgesindeki av potansiyeli günümüzdeki Doğu Afrika ile aynı seviyedeydi. Bu kılıç dişli kaplanın keşfettiğimiz ilk ayak izi. Fotoğraf Arjantin'de çekildi. Burası deniz kıyısına birkaç kilometre uzakta bir yer. Pati izi sağdan sola 19,2 cm. Yani bir insan elinin tam olarak açıldığında ulaştığı büyüklük diyebiliriz. Yaklaşık 50 bin yıl önce son buzul çağının ortalarında bu bölgeden geçen bir kılıç dişli kaplanın ayak izi karşınızda duruyor. O zamanlar deniz seviyesi günümüzdeki seviyenin çok altındaydı. Simelodon Güney Amerika'ya göç ettiğinde diyet değiştirdi ve Amerika'daki toynaklı hayvanlarla beslenmeye başladı. Kuzey ve Güney Amerika'daki türleri kıyasladığımızda aralarındaki farkın beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını görüyoruz. Bazı görüşler onların leş yiyici olabileceği yönünde. Simelodon Direwolf'tan kalanları yiyor olabilirdi. Ancak günümüzdeki kuzenlerine baktığımızda bu teorinin pek doğru olmadığını görüyoruz. Onlar büyük gövdeli avları yiyorlardı. Simelodon'un avlanırken dişlerini nasıl kullandığı konusu ise hala büyük bir gizem. Bazı bilim insanları avını yakaladıktan sonra eğilip büyük bir yara açtığını düşünüyor. Daha muhtemel bir teoride ise dişlerinin avlarını boyunlarından ısırmak için evrimleştiğini düşünüyoruz. Bu senaryoda simelodon önce avının boğazını ağzıyla kavruyor, ardından atar damarı kesip nefes borusunu kırıyordu. Bu sayede çok hızlı bir ölüm gerçekleşiyordu. Bu taktik aynı zamanda hassas dişlerinin kırılmasını ve herhangi bir yara alma ihtimalini de epey bir azaltıyordu.
Fosiller simlodonların sakatlandığını ve bir süre sonra iyileştiğini gösteriyor. Acaba onlar günümüzdeki aslanlar gibi sosyal bir modeli mi benimsemişlerdi? Çünkü yaralanmış bir hayvanın yardım almadan hayatta kalma şansı çok zayıftır. Grup halinde yaşamaları kurtlarla rekabet etmelerini de kolaylaştıracaktı. Bu rekabeti doğrulayan fosiller de bulundu. Birkaç kurt fosilinde kafataslarına saplı kılıç dişler vardı. Bu, milyon yıl önce Amerika kıtasındaki iki rakibin verdiği mücadelenin kanıtıydı. Simlodonların kılıç dişleri ve boyutları hem erkek hem de dişi simlodonlar için aynıydı. Bu onların erkek egemen bir grupta yaşamış olabileceğini, dişlerini dişilerin ilgisini çekmek için kullanmadıkları anlamına geliyor olabilir. 10 bin yıl önce büyük gövdeli otçuların neslin tükenmesi, simlodonların besin kaynaklarını kaybettiği anlamına geliyordu. Puma gibi daha ufak avlarla ilgilenen tecrübeli canlılarla aynı kulvarda yarışmaları çok zordu. Bu yüzden kılıç dişli kaplanın günümüzden 10 bin yıl önce soyunun tükendiğini düşünüyoruz. Geride ise bu harika canlının harika canlandırılımları kaldı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.